Erbaun Ders işliyoruz. El hadisul hamisu. Beşinci hadis. An ümmil müminin. Ümmü abdillah Aişe. Raziyallahu anha. Galet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Çok önemli bir hadis. Tabi İmam Nebevi bu hadisleri seçerken büyük bir titizlikle de seçtiği de kesindir. Bu hadiste dinimize asılsız şeylerin ilave edilemeyeceği buna dair peygamberimizin söylemleri yer almaktadır. Men her kim ahdese icat ederse, uydurursa, ihtas ederse denilir ama ihtas da nedir yine Arapçadır. Gerçi icat da Arapçadır. Yeni bir şey dinde var gibi söylerse, uydurursa yani fi emrine dinimize dair bir şey uydurursa her kim Haza işte o ma öyle bir şeydir ki leyse minhu leyse değildir. Minhu o dinden. Dinden değildir. Dinin aslında değildir. Fe bu durumda ve o uydurulan şey nedir? Raddün reddedilmiştir. Red burada merdut manasında reddedilmiştir. İsim ve ful manasında. Tekrar edelim. Men her kim ehdese uydurursa ne gibi bir namaz uydurursa mesela Regaib namazı vardır, 12 rekattır veya 102 rekattır. Bu şekilde bir şey uydurursa. Fi emrine, dinimize dair diyor ya, bu da dine dair bir şey. İşte haza o, ma öyle bir şeydir ki, leyse minhu, o dinden değildir. Fe bu durumda hı, o uydurulan, örneğin regaib namazı nedir? Reddün, reddedilmiştir. Niye reddedilmiştir? Çünkü konu şari' yani şari' mutlak nedir? kimdir? Yüce Allah Celle Celaluh'tür. Kanun koyucu, şari, kanun koyucu manasına giriyor. Usulü fıkıh bahsidir bunlar. Yani bir ibadet Allah belirleyebilir. Bir de Allah'ın vahyi ile kim belirleyebilir? Peygamber belirleyebilir. Onun dışında bir insan çıkıp şöyle bir ibadet var, böyle bir ibadet var. Yani Allah adına din kim koyabilir? Etuallimun Allah bi Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Neyin peşindesiniz diye ayette vardır. Yani kimse din icat edemez. Dine dair bir şey üretemez. Bu neyle alakalı? Bidat ile alakalı bir hadisti yani. Çok kullanılır. Bunlar çok meşhurdur. Bunları kesinlikle ezberleyin. Rava <laughs> rivayet bunu el-Bukhari ve Müslim. Fi rivayetin ve fi rivayetin bir rivayette li müslimin. Müslimin bir rivayetinde de şöyle geçmektedir. Men her kim amile işlerse yaparsa amelen bir amel. Bir amel yaparsa. Leysa aleyhi emruna dinimizde olmayan. Leysa aleyhi emruna dinimizde olmayan bir işi her kim yaparsa. Fehüve o iş o yaptığı iş nedir? Raddün reddedilmiştir. Reddün, bıbana merdudun isme ful manasında reddedilmiştir. Dinde yeri yoktur. Yani ben bu ibadeti veya bu hadisi insanlara doğru yola çekmek için, Felence günahı işlememeleri için uydurdum demek kişiyi kurtarmaz. Hani innalar bin niyat, ameller niyetlere göredir. Benim niyetim buydu diyemeyiz çünkü bazen amellerimiz şu niyete göre iyi bir niyet desek de o niyetimizin önünü kesecek çok keskin ne diyelim duvarlar, barikatlar çizilebilir. Örnek peygamberimizin mütevatir hadisi. Neydi o? Men kezebe aleyye mutaammiden felle tebevve mek'aduhu minen nar. Kim ben bir şey söylemişim gibi kasten bir şey aktarırsa, yani ben demediğim halde demişim gibi aktarırsa, o cehennemdeki yerine hazırlansın hazır olsun diye bir hadisi var. Mütevatirdir bu. Bunun da geçtiği kaynakları pek çoğunu sıraladık biz daha önceki yazılarımızda. Dolayısıyla niyetim iyiydi diyerek kafamıza göre bir şey uyduramayız diyerek bu konuyu da burada tamamladık.